Evet, ünitede farklı zeka türlerinden bahsetmiştik. 7 farklı zeka türümüz vardı. Farklı zeka türlerinin sonucunda farklı öğrenme stilleri ortaya çıkmıştır. Yani learning styles diyoruz. Öğrenme şekilleri her insanda farklıdır arkadaşlar. İnsanlar sağ beyni baskın ve sol beyni baskın olmak üzere ikiye ayrıldığı için öğrenme şekilleri de buna göre farklılık gösterir. Neymiş bu öğrenme şekilleri? Verbal dediğimiz sözel öğrenme biçimi. Realistic dediğimiz gerçekçi öğrenme biçimi. Analytical çözümleyici yani analizci öğrenme biçimi. Logical mantıklı öğrenme şekli. Intuitive dediğimiz sezgisel yani içgüdüsel öğrenme şekli. Şimdi study skills dediğimiz çalışma becerileri. Ne demekti? Bakalım açıklayalım. Study skills are different methods and ways. Çalışma becerileri farklı metotlar ve yollar içerir. If you use them, you will learn easily and quickly. Eğer bunları kullanırsak daha kolay ve daha çabucak öğreniyoruz. Bu çalışma stilleriyle, çalışma becerileriyle öğrenmeyi desteklemiş oluyoruz. Şimdi bu öğrenmeyi destekleyen çalışma becerileri nelermiş? Onlara bir bakalım. Study at your ideal study time and place. Ne demek? İdeal bir çalışma saatinde ve yerde çalışın diyor. Yani çalışma yerimizin ve saatimizin uygun olması lazım. Study in a quiet environment. Sessiz bir ortamda çalışın. Rewrite your notes. Notlarınızı tekrar yazın. Yani yazarak iyi anlıyorsak tekrar not alabiliriz. Quiz yourself. Kendinizi sınav yapın. Kısa sınavlar. Always study math. Matematik çalışın. Yani matematik çalışmak aynı zamanda beynin hızlı düşünmesini geliştirdiği için iyi bir çalışma becerisi olarak bahsedilebilir. Set yourself goals. Kendinize hedefler koyun. Find new ways and methods. Yeni yollar ve metotlar keşfedin. Think positively. Öğrenmeyle ilgili olumlu düşünmemiz gerekiyor aynı zamanda başarılı olmak için. Always study at the same time. Daima aynı saat dilimleri içerisinde çalışmamız gerekiyor. Don't watch TV while you are studying. Çalışırken de televizyon izlemememiz gerekiyor tabii ki. Şimdi bu çalışma becerilerini before school, during school, after school olmak üzere üçe ayırıyoruz. Yani yapmamız gerekenler, başarılı olmak için yapmamız gerekenler okuldan önce, okul esnasında ve okuldan sonra olmak üzere üç farklı grupta toplanıyor. Before school yani okuldan önce başarılı olmak için neler yapacakmışım? Birincisi do your homework. Ödevimizi yapacağız. Review your notes. Notlarımızı tekrar edeceğiz. Bir gözden geçireceğiz. Bring your materials. Materyallerimi yani kullandığım kaynakları getireceğim. During school en önemli kısmı burası tabii ki arkadaşlar. Okul esnasında ya da ders esnasında yapmamız gereken şeyler. Birincisi, listen to your teacher carefully. Öğretmenini dikkatlice dinle. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. İkinci yöntem, if your teacher writes something, note it. Eğer öğretmenin bir şey yazarsa onu not al. Öğretmenin not aldığı şeyleri not alırsak bu tekrar etmemize de yardımcı olur. Write clearly and quickly. Net bir şekilde ve hızlı yazmamız gerekiyor. If you don't understand subject, ask your teacher. Evet, en önemli kısımlarından biri de bu. Eğer konuyu anlamazsanız öğretmene sorunuz. Tabii ki bilmediklerimizi mutlaka sormamız gerekiyor. If you daydream, try to stop it. Eğer hayal kuruyorsanız, yani ders çalışırken olsun, ders esnasında olabilir. Bunu bırakmamız gerekiyor. Write your homework in one place. Ödevlerimizi de belli bir yere not almamız gerekiyor. After school dediğimiz okuldan sonra yapmamız gereken şeyler nelermiş bakalım. Review your notes. Notlarını tekrar et. Tekrar gözden geçir. Rewrite your notes. Aldığımız notları tekrar yazabiliriz. Bu da bir çalışma yöntemidir. Do your homework. Tabii ki ödevlerimizi yapacağız. If there are questions, note it. Eğer sorular varsa, yani yapamadıklarım olabilir. Onları not alacağım. Ask your family members, teachers or friends.
aile bireylerine, öğretmenime ya da arkadaşlarıma soracağım. Evet, bunlar bizim başarılı olmak için yapmamız gerekenlermiş.